vakti seherde, açığı perde, düştüğün yerde, düştüğün yerde, derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde. 8 Mart Dünya Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm dünya kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlarımız, dünyanın tüm kadınları aslında hak ettiği yerde değil hala. Çağ 2022 olmasına rağmen kanunlar ve yasalar da bunu desteklemediğinden dolayı hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız her platformda, her meslekte, her alanda bir emekçi ve var olduğunu kanıtlayan insanlar ve kendilerine önünü açtığımızda birçok şeyi de daha iyi yapacağına inanıyorum bu anlamda. Aslında federasyonumuz kadına olan şeyi de hizmet anlamında çok yer vermek istiyor ama geldiğimiz bu anlamda kadınlarımızın evde olduğu, emekçi olduğu, çalıştığı birçok pozisyon olduğundan dolayı çok katılım sağlayamıyorlar ama biz bununla ilgili kadınlarımız için eğitimden tutun, sosyal kültürel faaliyetlerden çıkın, birçok program düzenlemeyi, onları artık sahaya sürmeyi planlıyoruz. Bu anlamda danışma kurulu da kuracağız kadınlarımızdan oluşan. Eğitim alanını genişleteceğiz, meslek dallarını genişleteceğiz. Evde duran kadınlarımızın da geçimini sağlayabileceği el sanatlarıyla ilgili birçok faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Daha çok kadına dair projeler şimdi bizim dernekten örnek verirsek biz el sanatları, dikiş, nakış, takı, tasarım kursları düzenledik birçok kez. Bunun da yine devamını sağlayacağız. Eğitim yönü daha çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Mesela en iyi narkotik annedir diye bir şey var, eğitim programları var. Anneleri daha çok bilinçlendirmemiz lazım. Yasal anlamda, kanunlar anlamında ya da işte kültürel, eğitimsel anlamında daha güçlendirmemiz lazım ki onların yetiştirdiği çocuklar ülkeye çok daha faydalı olabilsin. Eğer doğru politikalar izlenirse yarının Türkiye'sinde kadınların çok daha önemli rol alacağını, ülkemizi güzelleştirmek ve geliştirme anlamında çok daha büyük işler başaracağına eminim. Tabii kadınlarla ilgili hep anlatımlar oluyor ama icraata gelince pek bir şey ortada gözükmüyor. Son dönemlerde siyasi partilerinde kadının rolü anlamında düşüncelerinde kota olayları, %50 kadının da yer alması gerektiği algısı yaratıldı artık. İleriki süreçlerde de kadınların bu tür süreçlere daha çok katkı sunması gerekiyor. Ve bizler de onları desteklememiz lazım. Bu organizasyonla birlikte kadınlarımız Dünya Kadınlar Günü'ndeki anlatımları dinleyerek biraz daha kadınların nereden nereye geldiğinin farkındalığını sağlamış oluyorlar. Bu da onlara hiç bilmediği bilgiler sağlamış oluyor. Erkeklerimiz bu yönde kadına olan değerini çok daha az algılamış durumda. Bana göre kadınlarını daha çok sosyal kültürel alanlara yönlendirmeleri gerekiyor. Bu anlamda onlara da çok pay düşüyor. Hala bu şeyi yakalayamadık ama zaman içerisinde bizim erkeklerle konuşmalarımız ya da onların eğitimleriyle kadınları daha ön plana çıkaracaklarına inanıyorum. Sivil toplum örgütleri bir nevi kabuğunu artık değiştirmesi lazım. Sadece erkek yönlü faaliyetlerin dışında daha çok kadın ağırlıklı etkinlikler, faaliyetler, eğitimler, sosyo-kültürel projelerle ilerlemesi gerekiyor. Ve sivil toplum örgütlerinin en büyük başarısı da kadın elinden geçeceğine inanıyorum. Saçların kara yârim, her sabah tara yârim, tellerim yedi içinde, gönlümü ağla yârim. Siyah saçını örmezler, seni bana vermezler. Gel beraber kaçalım, karanlıkta gör. İsmim Ahmet Doğan, Divri Kültür Danışma Dernek Başkanıyım. 8 yıldır bu görevi sürdürüyorum.
Derneğimizin gelişmesi için elimde gelen çabamı, bilgimi ortaya koyuyorum. Derneğimiz 1998 yılında kuruldu. 22 yıl falan oldu işte. Hatta geçen bir yıl önce 20. yılını kutladık. 485 civarında üyemiz var. Derneğimizin imajı çok iyi. Daha önceki başkanlarım da, onlara da teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Onlar da güzel bir İzmir Çukuru'nda, 4,5 milyonluk İzmir Çukuru'nda güzel bir yere oturtmuşlar. Biz de onun üzerine çıtayı yükselterek gitmeye çalışıyoruz. Elimizde geldiği kadar, imkanlarımız ölçüsünde. Dernekte üyelerimiz için burslar daha önceki başkanlarımız da verdi. Biz de bu sene yine burs veriyoruz öğrencilerimize. Bunun ötesinde mesela bu iki yıldır pandemiden dolayı gerçekten çok sıkıntı yaşadılar. İşi, aşını kaybeden insanlar oldu. Derneğimiz bunlara sahip çıktı. Mesela ihtiyaç sahibi olan insanlara, bizim Divrili, Sivaslı ya da burada İzmir'de tanıdığımız iş adamları, bunlara bizim vasıtamızla, derneğimiz vasıtasıyla bizlere destek verdiler, imkan sundular. Biz de bunları ihtiyaç sahibi üyelerimize ulaştırdık. Ben 8 yıldır bu görevi yaptığım her yıl bu Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 8 Mart'ta hep yaparız. Ve de bunu bizim üyelerimiz, Divri Derneği'nin üyelerinin dışında tüm kamuoyunda, yani bizim merkezimiz Bornova'da olduğu için ve de İzmir'de gelen diğer kadınlarımızla birlikte, emekçi kadınlarımızla birlikte bunu kutlarız. Ancak bu bir kutlama değil de anma esasında. Kadın erkek eşitliği olmalıdır. İstanbul Sözleşmesi tekrar gelmelidir. Çünkü kadın ayrı, erkek ayrı, çocuk ayrı, engelli ayrı diye bir şey yok. Hepsinin hakkı, hukuku. Bunu tabii devletimizin düzenlemesi lazım, hükümetlerin düzenlemesi lazım. Burada bir eksiklik olmamalı. Kadın kamusal alanda, sosyal alanda erkekler ne kadar varsa kadınlar da o kadar olmalı. Hatta kota hiç olmamalı bence. Yani %30'muş, 35'miş, niye kota olsun ki? Yani ben şunu düşünüyorum. Eğer bir toplumda, bir evde ya da bir ülkede kadın daha iyi başarılıysa, daha imkanlıysa, daha zekiyse, daha ülkesini, evini refah içinde yaşatacağını umuyorsa mutlaka başa gelmelidir diye. Biz yönetimde 7 kişiyiz. 3 tanesi kadın, 3 tanesi erkek, bir tanesi başkan da biliyorsunuz yine erkek. Yani 4'e 3. Biz biraz adaleti tecelli etmesini, temsil etmesini istiyoruz kadınlarla. Yani hatta ben kurumlara gittiğim zaman, yerel yönetimlerin başkanlarına gittiğim zaman üçer üçer olduğumuz için onlar diyor ki siz bunları bilerek mi yaptınız? Evet, ben diyorum ki adaleti sağlıyoruz. Yani espri olsun diye söylüyorum ama doğrusu da bu yani. Hayır, hiçbir zaman ben bunu söylüyorum. Bir güne bu sığdırılmamalıdır. Yani 8 Mart bugün kutlanacak, anacak. Ertesi gün yine aynı şiddet devam edecek. Yine aynı sorumsuzluk, işsizlik, sorunlar devam edecek. Şunu görüyorum ki tüm aileler çocuklarını en iyi okullarda sonuna kadar okutmak için elinde gelen çabayı gösteriyorlar. Ancak tabii ki bu belki yetmiyor. Bir de çevre var, yaşadığı şehir var, ülkenin kanunları, yasaları, ülkedeki durum var. Bir de dünya var artık, yani sadece biz bir ülkemiz olarak konuşmuyoruz bunu. Bir de dünya olduğu için biraz da biz onlara da bakarak bazı şeyler yapıyoruz. Divri Kültür Dayanışma Derneği olarak biz bir federasyona bağlıyız. İzmir Ege Bölgesi Sivaslar Dernek Federasyonu'na. Orada 15'e yakın derneğimiz de var. Ayrıca Bornova'daki 600'e yakın dernek var. Onlarla da istişaremiz var. Ayrıca ben Karşıyaka'da oturduğum için Karşıyaka'daki orada da yine bu sayıya yakın dernekler var. Onlarla da istişare ediyoruz. Dernek faaliyetlerimiz yıl içerisinde dediğim gibi kışın bir büyük salonlarda 400-450 kişilik salonlarda yemekli güzel bir etkinlik yapıyoruz. Burada sadece derneğimiz üyeleri değil, buradaki dostlarımızla, biz 4,5 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Biz Divrili olarak sadece bir bölgede değiliz. 30 ilçenin hepsinde varız. Ama biz burada varız ama sadece Divrili üyelerimizle değil, burada artık biz buranın asli vatandaş olduğumuz için burayla entegrasyonumuzu sağlamış vaziyetteyiz. Böyle olunca bizi seven, projelerimizi güzel gören, yaptığımız işleri güzel gören insanlar da ne yapıyorlar?
bizim faaliyetlerimizi yakından takip etmek için bizimle birebir oluyorlar, etkinliklerimize katılıyorlar. Daha sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü 8 Mart'ta her yıl düzenli olarak kutlarız. Daha sonra bahar gezileri yapıyoruz. Mesela biz burada İzmir'de yaşıyoruz ama İzmir'in kültürünü, tarih eserlerini, denizini ya da güzelliklerini görmek için ne yapıyorum ben? Üyelerimle birlikte İzmir'in çevresindeki bu yerleri izin alarak buraları geziyoruz. Mesela nereler gezdik? İşte Ödemiş Gölü'nü gezdik. O Bayındır. O civarları, oraların tarihi yerlerini gittik gördük. Bergama tarihi yerlerini gittik gördük. Kozak Yaylası'nı gittik gördük. Sonra Şirince'yi gittik gördük yerinde. Tüm üyelerimizle. Tabii buraya giderken biz hem kültürümüzü gidip orada anlatıyoruz. Hem de onların kültürünü de biz öğreniyoruz. Ve de bunu coşkuyla yapıyoruz yani. Hatta orada Şirince'de, orada bir köyde biz filamamızı çıkardık. Derneğimizin faaliyetlerini biraz anlattık. Hatta orada güzel bir davulun eşliğinde bir halay çektik. Oradaki insanlar da geldi. Çok özveriyle, güzel bir şekilde onlar da bizimle beraber bunu paylaştılar. Yani bunlar güzel şeyler. Kültür paylaşması gayet güzel şey. Daha sonra bayramlarda biz derneğimizde bayramlaşma törenlerimizi yaparız. Sonra Haziran ayında bizim Divri etli bulgur pilavı çok meşhurdur. Her yıl düzenli olarak burada yaparız. Ama nerede yaparız? Büyük alanlarda yaparız. 3.000-4.000 kişilik. Biz pilavlarımızı yaparız. Sanatçılarımızı çağırırız. Konuşmacılarımızı çağırırız. Buralarda bunu güzellikleri yaparız. Şimdi efendim bazen şunu diyorlar. Ya siz yeme içmeyle niye uğraşıyorsunuz başka işlerden? Efendim insanları bir yere toplamak için, sosyalleştirmek için mutlaka yemek de icap ediyor. Ve de orada gelen başkan, dernek başkanı olsun, federasyon başkanları olsun, milletvekilleri olsun, farklı kişiler orada geliyor, mesajlarını veriyor. Bu da ne oluyor? Bilgilenme oluyor yani. Ancak böyle yapabiliyorsun. Yoksa o kadar insanı bir arada nasıl toplayıp da yapabilirsin? Daha sonra efendim Eylül ayında biz iletişim hızlı bir şekilde ilerliyor. Teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz buna ayak uydurmakta hakikaten zorlanıyoruz. Şimdi kadınla, çocukla annesi, çocukla babası ya da eşler arasında bu teknolojiye ulaşmak hakikaten zor. Biz bunu biraz daha kolaylaştırmak için, işlerimizi kolaylaştırılması için, aile içinde işleri kolaylaştırılması için sosyolog, psikolog derneğimize getiriyoruz. Burada onlara eğitim veriyoruz. Yani psikolog geliyor, anlatıyor. İşte iletişimi kolaylaştırmak için. Yoksa yani zor hakikaten. Teknolojiye uymak zor. Onun için böyle eğitim de derneğimizde aldırıyoruz. Daha sonra biz Anadolu'yuz. Evet, Divri Anadolu'nun tam ortası. Şimdi Anadolu'nun kültürünü tanıma, tanıtma gibi bir misyonumuz da var bizim. Biz her ne kadar biliyoruz ama buradaki yeni gençlik bunu tam olarak bilmiyor. Bizim ileri gelen profesörlerimiz ya da bu hususta uzmanlaşmış hocalarımızı derneğimize davet ediyoruz. Burada bu Anadolu kültürüyle ilgili bizim kültürümüzü bize anlatıyor, çocuklarımıza anlatıyor. Yani şey kalmıyoruz, ham kalmıyoruz. Bunu da işlemiş oluyoruz. Daha sonra yıl sonuna doğru, bunu da söyleyeyim, tüm kurumlarla, yerel yönetimlerle onların etkinliklerine biz gidiyoruz. Onlar da tabii bizim etkinliklerimize destek veriyorlar, sağ olsunlar, geliyorlar. Yani paylaşım yapıyoruz. Federasyonlarla olsun, diğer derneklerle olsun, onlarla istişaremiz her zaman vardır. Yani şu anda belki aklımda gelmeyenler olmuştur mutlaka ama genel anlamda etkinliklerimiz bu şekliyle devam ediyor. Engelli, ben mesela bir yerel yönetiminin engelliler meclisinin yönetimindeyim. Aynı zamanda burada engellilerin işi zor. Ben ara ara dernekte de bunu işliyorum. Çünkü bugün sağlamız ama yarın engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Onun için insanların engellilere daha çok önem, sevgi vermesine yanayım. Yani para verme ama sevgisini ver. Bence bu çok önemli.
düştüğün yerden derman sendenim. Kaldır, mihnetin oldu.